90 gelmiş, 300 lira işte. 80 liradan 300 liraya arttı. 3,5 katı falan. 3,5 katı oluyor. 3,5 katı oluyor. Kaç metrekare burası? 10 metrekare. 9,81 ve biz yuvarlıyoruz 10 metrekare diye. 10 metrekare bir tane 300 lira. Ne kadar kazanabiliyorsunuz ki? Siktarsız katı. Üstüne de 3 kat elektrik faturası geldi. Çok üzgünüz. Yani modeller maliyet nasıl arttı? Bunları nereden alıyorsunuz? Ödeyemiyorsunuz. Borçlar. Kaç falan yapmaya başladı abi? Kendisi üretmeye başladı. Bazı ürünler İstanbul'da. Bir de ben geç geç geliyorlar. Yani 9-9.30'da gelinip akşam 6.30 gibi. Tabii o kadar hani 15 saat kalınmıyor ya. Portlar. İşte yok, aynen. Şeyleri toplantılara ne diyorsunuz? Borç var. Aynen. O bankadan altı bankaya bu sefer ne oldu? Onlar kaç bankaya çalışıyor? Kaç bankadan? Valla 3. 3 banka. 3 bankadan ondan alıyorum. Ondan alıyorum. Kartlarında. Emekli maaşı da buraya gidiyor vekilim. Emekli maaşı da eşinin gidiyor. Emekli maaşı var. O da buraya gidiyor. Eşinin emekli maaşı. Onunki de benimki de kredilere gidiyor. Ne için gidiyor? Çok çok zor durumlar. Kredi devresi. Borçlarımız. Kapatmaz. Aç kalırız. Valla aç kalırız. Gece gitmek alamayız. Düşünüyorum bazen ama inan ekmek alacak paramız kalır. Çok da öyle çarşıdakiler gibi 15-20 milyarlık almıyorum. Sattığımı alıyorum. 2 milyar, 2,5 milyar, 5 milyar anca o kadar. Yani fazlasını şey yapamıyorum. Yani 10 metrekare bir dükkan. Gördüm küçücük Şengül ablanın. Değil mi Şengül? Aynen. Şengül ablanın dükkanı. Elektrik faturası 80 liradan 300 liraya çıkmış. Buzdolabı açık, çalışmıyor. Şurada bir led, işte iki tane, üç tane ampul var. Ve sabah geç geliyor, akşam erken kapatıyor. Ondan buna aşağı gelmiyorum. 300 artış, 350 artış, inanılır gibi. Yani bu insafsızlık artık. Bu insafsızlık. Bu insafsızlık, bu faturalar nasıl ödenecek? Borcu 3 bankaya döndürerek çevirmeye çalışıyorum diyorsun. Emekli maaşın tamamen buraya gidiyor. Buradan getiri yok, burası götürüyor. Yok, geçen ay göz yaşadım, ödeyemedim krediyi. Esnafın hali, Şengül ablanın hali evet, işte evet. Bu şu 10 metrekarelik dükkana 300 lira, yani %350 artmış. İnanılır gibi değil. 200-300 artmış. Bu artık vicdansızlık, bu artık insafsızlık. İnsafsız, vicdansızlık. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Buna bir dur demek lazım. Dur dememiz lazım. Allah kolaylık versin. Işsiz 40 lira geldi. Bir şey demeyeceğim yani şu anda. Elektriklerle nasıl olsa. Kimin 540 geldi? Evet. İçeriden falan gelmiyor. Sen yine iyi. Şurada bir tane ablamın dükkanına, küçücük dükkana 300 lira gelmiş ya. Benim öbür dükkanımda 580 geldi. Benim öbür köşe var dükkanım. Öyle yanmıyor mu? Yok yok. Ben de yaptım. Siz yapabilir miyiz? Nasıl bir de burası benim. Hepsi karanlık, baltam yer. Sadece işte koridorun yer. Bir dolayı yapmıyorum, yatamıyorum. Yani kendisi karanlık şimdi. En karanlık tabii. Yapmadığı için öyle üstü geliyor. Sadece şurasının şeyi mi? Koridorun parası tabii. Ha. Koridorun parası. Bunu yaksam diyorsun gitti. Gitti. Biraz. Biliyor musun ne kadar arttı diye. Şöyle söyleyeyim başkanım, benimkisi %96 net. Aralıktan Ocak fark. Önceki faturaya bu ayki fatura arasındaki %96.7. Peki 6 ay önce, 1 yıl önce nasıldı? Onlar... Şöyle söyleyeyim başkanım, onlara orantı yaptığımız zaman da %115, %120. Kaçtı mesela? O zamanlar biz gerçekten 170, 180 gibi deniyorduk. 160, 180 arasında. Hani burası mı? Burası mı? Değil başkanım. Şimdi? Şimdi neden iyiydik? Aydınlatma sistemine göre o parayı veriyoruz. Şimdi ben burada bir geniş aydınlatma kullanmış olsaydım, burası netliği 405'e çıkardı. Tasarruflu kullandım. Tasarruflu. Şimdi kaç oldu tasarruflu? Şimdi 416 lira. Aynı tasarruflu. Her şey de aynı başkanım. Hatta ampullerimiz dedik işte
40 watt'tan 30 watt'a düşürülüp hesabıyla gittiğimiz halde. Ampullerin wattını da düşürdüğümüz yine. Düşürdüğümüz halde bu rakamları görünce. Ne yapacaksın? Allah başkanım, yapacak bir şey yok. Bizim elimizde bir şeyimiz yok. Ha, bunlar gözle görülen ufak bir şey olsa da bence biraz siyasi politikada şeylerin değişmesi, kafaların değişmesi gerekiyor. Şimdi gaza geçtik. Ya burada. Bir de tost makinesi var. Ah, bir, iki, üç. Bir lamba, bir çay ocağı, bir tost makinesi. Evet. Başka yok var. Başkanım. Kaç lira? Otura geldi. Ha, bir de dolap var da dolapta zaten kışın çalıştırmıyor. Kışın çalıştırmıyor. Kaç lira? 2.430 lira. 2.430 lira. Ocak faturası. Ocak faturası. Aralıkta kaç liraydı? Aralıkta 987 lira. 1 lira. İlk burayı ne zaman aldın? O zaman da 680 lira mı? 700 lira mı ne geldi? Kaç ay? İlk aldığımda. 3 ay önce. Aralıkta aldık. Aralığın başında 15 günlük fatura, hatta aradım. Saatten bir arıza var acaba dedim. 15 günü 600-700 lira neymiş dedi. Aradı. Bu sefer de geldi de 3 tane adam geldi. Baktı, kontrol etti. Saatinde bir şey yok dedi. Devam ettik. 1000 lira şükrettik. 2400'ü görünce tüp almaya karar verdim. Bu da 250 lira. Ha, bugün şimdi bıraktı. Ocağa tüpü gelmeyecek. Ocak tüpüne. 96 inç çaymış. Şöyle bakabilirsin. Direkt. Şöyle, bu da 250 lira. Tasarruf olacak mı? Deneyeceğiz. İşte 500-600 lira bu gelirse 5 tüp atarsak ayda 250'den 1250 yapar. Şurası kaç metrekare? 10 metrekare. 250-300. Burası 7,5-8 arası. 7,5 metrekarelik bir yer. Elektrik faturası 2430 lira. 2500 lira elektrik faturası gelmiş. 7,5 metrekare yere 3 tane elektrikli cihaz var şimdi. Zaten tost makinesi devamlı çalışan bir şey değil. Isındı mı çekiyor mu şimdi? Ama bu 7-24 bir de kış nedeniyle yazın 8'de 9'da kapatacağız. Tabii. Yani o zaman 3000 liraya yakın geçecek yani. Buzdolabı çalışmıyor. Buzdolabı çalışmıyor. 1000 liradan çıktı. Hatta 600 liradan çıktı. Ama 15 günlük. Hatta ona bile çok dedim, ben geçtirdim. Efendim. Tamam abi. Çaya o kadar zam yapabildin mi? Yok. Kaç lira veriyorsun? Esnafımızda 1,5. Masada 2 lira. Zam yaptın mı hiç yakınlarda? Yapma. Ocağın birinde itibaren yaptık. Geldiğimde 1.25'ti. 1,5 yaptık. Evet. Yani 1,5 yaptık ama çaya şekere şu gördüğünüz kutu 90 lira oldu. 4 kilosu şekeri. Kaç 90 lira. İlk buraya aldığımda 45'e alıyordum. Yani 2 ayda Çarpı 2. Yani şekerine %100 zam. Evet. Elektriğine. Elektriğe. Çaya %250 zam. Gördüğünüz çayı 35 liraya alıyordum. Şu an 48 lira oldu çay. Şu an 48. Evet. Sen az geldi değil mi? 3,5 lira. Kaç geliyor bir ay önce? 1,300-1,500 lira. %130 zam geldi. Yol gaz da yapıyorsunuz. Aynı kadar. Burada. Bu ay boyunca geldi. Kaç 1300 var geldi. %30 gibi. 1300 yani. Tabii hocam, ona göre işte. Bu son iki. Ona göre abi sadece abi. Bu kadar zam yapabiliyor musun? Yani. Yok. Kaç metrekare şurası? Küçük. Eskişehir'in esnaf lokantası. Şölen lokantası. 60 metrekarelik bir dükkan var. Elektrik faturası 3500 lira oldu. 1400 lira. %50 arttı. Bu elektrik faturası yazın. Niye? Dolap çalışmıyor sonra. 5 lira çalışıyor. Soğuk hava olduğu için yarım saatte bir çalışıyor. Ama yazın sürekli bir var. Ve burası bütün gece açık olan bir yer değil mi? Değil mi? Sabah 8'de 7 defa yedeki aslında attı. Bir haftada bir tane bir dükkan. %100 liraya satıyoruz ama bunun elektrik parası nerede? Mesela kaç geldi, var mı? Geçiniz elektriğiniz var mı? Kaç geldi? Gönderdik. Kaç para geldi? Mesela şu dolaplar çalışmadı halinde, dolap çalıştığı halde 1000 lira geliyordu. Şu an 2400 lira geldi. Yazın 2800 lira geldi. %125 daha dolapların hepsi çalışmıyor. Çalışmıyor. Yazın ne yapacaksınız? 6-7 bin lira. 7 bin lira, 8 bin lira. Kirası ne kadar bu dükkan? Kirası 2500 lira. Yani
Yani şu anda bizim kiran kadar elektrik mi geldi? Şu an. Şu an. Bizim gibi lokanta şeylerin şöyle bir olayı var. Ki elektrikler kiraya geçti. Şu anki durumda elektrikler kiraya geçti. Bu tür dükkanlar. Tabii tabii. Efendim.